Sevgili dostlar, merhabalar. Güzel bir gece sizlerle olsun. Ramazan'ın 6. sahur gecesinin sohbetinde sizlerle birlikte olabilmenin huzuru, güzelliği ve mutluluğu içindeyim. Bugünkü sohbet konumuz helal lokma. Ve bu helal lokma konusunu kazanırken de, harcarken de düşünmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Neden düşünmemiz gerekiyor? Çünkü inanan insanlarız ve yediğimiz lokmanın helal olmasını isteriz. Çocuklarımıza haram lokma yedirmemek isteriz. İnsanın ihtiyaçları bitmez. Yemek, içmek, giyinmek. İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışır, çabalar, çeşitli işlerle kazancımızı sağlarız. Gerekli kazancı elde etmek için alın teri, el emeği, göz nuru dökeriz. Kazancımızın nereden ve nasıl geldiği çok önemlidir. Rızkını helal yoldan kazanmak Müslümanın sorumluluğudur. Biz Müslümanlar boğazımızdan geçen her lokmanın hesabını vereceğimizin bilinciyle helal yoldan kazanıp helal yolda harcamaya özen gösteririz. Müminun suresi der ki, ey peygamberler! Temiz ve helal şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın. Peygamber'e bile söyleniyor ki bizler neciyiz. Sebe suresi der ki, siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. Sevgili dostlarım, nedir helal kazanç? Helal kazanç, alın teri döktüğümüz, emek harcadığımız, göz nuruyla işlediğimiz, kul hakkına girmediğimiz, haksız yoldan kazanmadığımız, şüphelilerden uzak durduğumuz, haramlardan sakındığımız her iş sonunda elde ettiğimizdir. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemiş değildir demiş bir hadis-i şerifimiz. O zaman sevgili dostlar, paramızı içkide, kumarda, lükste, gösterişte, hesapsızca, düşüncesizce, israfla, haramla harcama uyarısını söylemede yarar var bu durumda. Helal yoldan kazan ki helal yolda harca. Neden uzak duracağız, nelerden uzak duracağız sevgili dostlarım? Faizden, kara borsacılıktan, rüşvetten, dolandırıcılıktan, hırsızlıktan, gasptan, haraçtan, yan kesicilikten, kumardan uzak duracağız. Bir hadis-i şerif şöyle demiş sevgili dostlarım. Harcamaya kendinden başla. Artanı çoluk çocuğuna harca. Ailenden bir şey artarsa bunu da akraba ve yakınlarına harca. Bunlardan arta kalanı da sağındaki solundaki konu komşuya ver. O zaman sevgili dostlarım, şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Paranın
İhtiyaçtan fazlasını boş yere harcamak israf. Bir kısmını ilerideki ihtiyaçlar için biriktirmek tasarruf. İslam'a ve Müslümanlara faydalı olan her türlü işte harcanması, infak. Nisap miktarına ulaşınca 1/40'ını vermek zekat. Başkaları için harcanması sadaka. Gereğinde harcamaktan sakınılmak ise cimriliktir. Evet değerli dostlarım, güzel insanlar, kazanırken de harcanırken de helal lokma yeme ve yedirme meylinde olunuz diyor sevgili dostlar Edem Yayınları'ndaki İlmihal. Ben Serap Demirtürk, Ankara'dan sesleniyorum değerli dostlarım sizlere. Yıl 2022. Bizler 2 yıldır koronayla uğraşan, koronayla mücadele eden, kayıplar verip acılar yaşayan insanlarız. Tüm dünya bu dertle muzdarip. Ben bu sene 2 yıldır yaptığım sahur ve iftar sohbetlerine, bu sene de sahur sohbetlerimi ekledim ve dini şiirlerimizin içeriğinin olduğu bir Ramazan dinletilerine yer verdim. Gönüllere ses olmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Sahur sohbetlerimin ilkinde niçin ahlaklı olmalıyız dedim. İkincisinde Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilmemiz gerekenleri anlattım. Üçüncüsünde kul hakkına yer verdim. Dördüncüsünde israfı anlattım. Ve beşincisinde dün adab-ı muaşeret kurallarından söz ettim. Bugün de helal lokma dedik sevgili dostlarım. Ben bugünkü yayınımızı bitirmeden, sizlerden ayrılmadan Yunus Emre'nin bir şiirine ses olmak istiyorum. Sen derviş olamazsın. Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş varı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Döğene, döğene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun, varı yoğa kakarsın, sen derviş olamazsın. Kakımak varmışsa ger, Muhammed de kakırdı, bu kakımak sende var, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel imdi, ummanlara dal imdi, ummana dalmayınca, sen derviş olamazsın. Ummanlara varmayınca, sen derviş olamazsın demiş Yunus Emre. Sevgili dostlarım, ben bugünkü sahur sohbetimizi burada noktalarken Ramazan davulcumuz sahur vaktinde sizleri uyandıran davulcumuzla size veda ediyorum sevgili dostlarım. Yarın akşam görüşebilmek umuduyla hoşça kalın, dostça kalın efendim. Allah'a emanet olunuz. Rabbim ona açılan ellerinizi boş çevirmesin inşallah. Nefesle bin defa
Secdeye varan başla, gözlerden akan yaşla, Müslüman arkadaşla, ne güzeldir Ramazan. Hoşçakalınız efendim. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar olsun.